Ama mükemmel köpekler. Bozulmamış köpekler. Yani düzgün köpekler. Kangal fenotipine de, karakterine de, cesaretine de uyan köpekler. Ama Barış abi bu sefer nasıl zarar veriyor biliyor musun abi? Çok büyük faydası olmuş. Eyvallah. Herkes Kangal köpeğini Panter'le sevmiştir. Ya da Serbülent abinin tanıttığı köpeklerle sevmiştir. Ayrı bir konu. Ama Barış abi kendi yaptığı hataları gördüğü halde müdahale etmediği için Ya bu kadar tartışmalara gebe şimdi geliyor. sevme bak sen Abi de bak ben burada çıldırıyorum. Niye biliyor musun? Bireysel kavga da var. Ya abi bugün daha neler var ya? Ya neler var ya? Atıyorum ne çiftlikler var. Yemin ediyorum Barış'tan çok çok daha hiç Kangal'ın K'si olmayan köpekleri cayır cayır satan adamlar var. Niye bunların üzerine bu kadar gidilmiyor? yani Abi işte ben de ben diyorum konuyu bak şey niye gündemde? kapattıkça siz açıyorsunuz o yüzden sen. Bak şimdi burada şunu söyleyeyim ama abi. Bak üzerine gitmiyor değil. Ben alıp veremedim. Gidilmiyor, Benim gidilmiyor. O kimseyle kadar yok. gidilmiyor. Son 2 seneden beri bu adam indir aşağı, bindir yukarı. İndir Bak aşağı, bak bindir. doğru söylüyorsun. Kral abi doğru söylüyor. Kesinlikle. Ama bak şunu da söyleyeyim sana. Şu an Panter Kangal'ın üstünde. Heh, Anladın mı ağzına abi? sağlık kardeşim. Bu Aynen. yüzden bak. Ya Kangal'ı üstünde geri değil. plana Panter de bırakıp Kangal ya. Panter'i ön plana çıkarmaya Bak. çalıştılar. Mesele Ya bu. Yoksa benim Barış kardeşim abiyle şimdi Panter'i alıp iki, veremedim yok. Beni bak ilgilendirmez. biz bile şimdi ikileme düştük. Ya Panter ayrı bir şey değil. Panter de Kangal köpeği ya. Bak Kangal köpeği. Panter Kangal köpeği. Barış Çiçek ailesini isim verdiği bir soy. Ama Kangal köpeği. Sen diyorsun ki şimdi Panter'i üste çıkardı. Ya Panter de Kangal köpeği. Bak Abi farklı. Panter Kangal köpeği bir şey demiyoruz ama hepsini demiyoruz zaten. Bütün Kangallar da Kangal diye bir şey de demiyoruz biz. Bu bir soy olduğu için bunu Barış abi Kangal ırkının üstüne koyarak bir ırklaştırma çabası var bu adamın. Tek Kim ne olay derse ya desin. ırklaştırma çabası değil. Yok. Yok. Adam diyor ki ben köpeklerin güzel köpek diyor. Sadece Güzel. yani Kangal köpeğin üstünde farklı bir şey demiyor ki örnek vereyim. Kangal köpeği diyor yani panter tamam. Panter diyor ama Kangal köpeği diyor. E tamam Barış abinin üzerine girmesinin sebebi de diğer çiftliklerdeki kırma köpekler Değil değil. bu Harun. kadar tanınmadığı için anladım herkes adamın üstüne gidiyor. Çok özür diliyorum. Sosyal medyada son 15 yılda tamam mı? İntokalar dönemine gidelim. İntokalar dönemine gidelim tamam mı? O Ne dönemden dönemine gideriz? Ne dönemine gidiyoruz şu an? İntoko. Hangi Tamam dönem? o bilmiyorum. Bilen var mı aranızda İntoko dönemini? Ben 7-8 senedir Vallahi sosyal ben bilmiyorum. 15 sene önce bilemem. Kardeş öyle bir şey dedin ki gidemiyoruz o döneme şu anda. Ben köpek. Bu dönemden beri var olan isimler belli. Şimdi sosyal medya olmadan önce televizyon sayesinde kimler biliniyordu? Onur Kanlı. Doğru muyum? Evet. Kangal denince akla gelen ilk isimlerden birisidir. Daha önceki TRT belgesellerinden işte Turan Kangal, Hasan Hüseyin Türkdoğan, Buradan kaldı. seyirciler. Evet. Bu aşamadan Evet. Onur Kanlı. Onur Kanlı'dan sonra ne zaman internet çıktı? Barış Çiçek ve Serbülent Özgüray Kangal denince akla gelen iki isim. Evet. Hemfikir. Doğru. Aşama aşama gidelim. Son 2 seneden beri de Kangal tartışmalarının aktifleşmesiyle ve çoban köpeği camiasının bizim daha önce YouTuber olan arkadaşları çoban köpeği camiasına soktuk. Tamam mı? Ondan önce neresiydi bunun tartışma yeri? Facebook'tu. Çoban köpeği Evet. Instagram bile kullanmazdı. Çünkü Instagram bizim için concon bir yerdi. Tamam mı? Facebook'ta dönüyordu bu kendi camiamızın içinde. Sonra işin içine YouTube girdi. YouTube girdikten sonra vay YouTube'da para varmış algısı girdi. Biz de girdik doğal olarak. Benim gibi birçok çoban köpekçi de girdi. Şimdi neredeyse herkesin YouTube kanalı var. Evet. Akif Metin'in bile YouTube kanalı var. Düşünsenize arkadaşlar. Akif benden önce başladı. Ya hakimiyet açtı. Şimdi şu çıkacak ortaya. Allah. Bak şimdi şu çıkacak ortaya. Allah'a çok şükür bizim kanalımız da iyi gitti. 100 binin üzerindeki aboneye çıktık. Ve bu işi de yapıyoruz. Ben şimdi bölge bölge farklı noktalardaki kangalları çekeceğim. Hem kangal uzmanları, hem meraklılar, hem de çoban köpeğinden hiç alakası olmayan insanlar bunları izleyecek. Doğru bilginin Abi daha buradan Murat bitireyim. Doğru bilginin çok daha hızlı yayıldığı bir evredeyiz. Anlıyor musun? Artık kimsenin bir şeyi saklayabileceği bir pozisyon da yok. Çünkü her şey çok hızlı yayılıyor. Doğru bilgi de çok peki bir yanlış. ol bak bir kişi üç kişi çok soru Dur sormuş adamı tamam. bölme. Dur adamı bölme ya Hüseyin Tamam abi. abi. Tamam. Bitireyim. Şimdi Hüseyin abi.
Tamam sustum. Tamam. Karıştırmayın konuyu. Siz karıştırmayın. Şimdi bak Birol abi herkes diyor ki abonemiz 100 bine çıktı diyor. Bunun çıkma sebebi Birol abi çok şeffaf. Her şey yerinde tarafsız bir gözle çekiyor ve atıyor. Şimdi diğerlerine bakalım. Ya bir yorum katıyor ya o köpeği eleştiriyor ya kendi köpeğini. Birol abi ne diyor? Eline kamerasını veya telefonunu alıyor. Çobanı konuşturuyor. Sürü başında çalışan köpekleri çekiyor. Çiftlik. Erinmiyor. Çamurda, soğukta, yağmurda. Onlara doğal. Yani Acun Ilıcalı izliyorduk. Eskiden şimdi Acun her şeyi doğal yapıyordu. Şimdi Birol abi de öyle. Şeffaf. Herkese eşit mesafede. Niye? Bak beynimizi kazandı. Ben mesela bu saate kadar hiç kimsenin ne canlı yayını izlerim. Bak 3 tane köpekçi var Instagram'da. Biri Birol abi, biri Hüseyin'i yeni aldım. Bir de Ümit Usta var. Bir de Cahit abinden bizim Cüneyt yani bizim bölgede. Arkadaşım bile şuraya... yok. Çünkü Birol abi çok şeffaf yapıyorsun, çok güzel yapıyorsun. İnsanların beğenisini kazanıyorsun. Konuyu şuraya getireceğim. Farklı farklı insanları derindeki kangal köpeklerini insanlar ekranlarda görmeye başlayınca zaten onların algısı hem tip için hem karakter için oturmaya başlayacak. Herkeste bir filtre oluşacak, anlıyor musun? Hem tip filtresi hem karakter filtresi. O zaman kangal iğne deliğine mi sığdırılmalı, genel hatları mı olmalı vesaire olmalı. Birkaç ay içerisinde, benim tahminimce 5-6 ay içerisinde çok daha fazla örnek gördüğümüz için, sadece meşhur olan adamların köpeklerini görmediğimiz için, bak bu Serbest için de geçerli, Barış abi için de geçerli. Bak tam kitabın ortasından konuşuyorum, anlıyor musun? Popüler olmamış adamların köpekleri de bizim sayemizde popüler olacağı için, o zaman insanlar her şeyi daha rahat görecekler. Bu aşamada... Abi şurada bir şey, sen geldin bir gün Hüseyin de gelsin, ben seni bütün fare köyleri gezdiririm de bazı biz köpekleri göstermeyiz. Popüler olmasın. Niye? Bazı popüler oldu mu çevrede köpek kalmıyor. Bir ay içinde geri kaybolup gidiyor. Ha, bir de o durum var. Şu arkadaşa bir Onurcan 2764'e bir cevap verebilir miyim? Arkadaş sabahtan beri aynı soruyu soruyor. Diyor ki Karahan diyor Serbent'e göre diyor çok doğru, Serbent Özgür'e göre çok doğru tipte bir köpek diyor. Yalnız diyor yorumu hatırladığım kadarını soruyu hatırladığım kadarını söylüyorum. Altından diyor bozuk köpekler geldi. Bir ben görmedim. İkincisi de geldiğini varsayalım, tamam mı? Görmediğim bir şey hakkında varsayım olarak konuşuyorum. Belki dişiden kaynaklanan, dişinin çektiği dişinin gerisini hani 7 kat göbek atıyor diyorsunuz ya hani sevgili üretici evet. Abilerimiz hani böyle evet. Ustalarımız diyelim. Evet. Belki de evet. Eşlediği dişinin 7 göbek önce atasını atmasından da kaynaklanıyor olabilir. Nasıl iş oraya geldi? Olabilir diyor. Olabilir diyorsun. Bak işte ben olabilir, ama olabilir diyorsun. Bak yapmak istiyorum. Bak Hüseyin bir bahis konusu yapmak istiyorum. Harun'dan Murat'a bir de izleyenlere soruyorum. Yorumlara yazsınlar. 15 tane kalem gibi köpeği tipinden, karakterinden emin olduğumuz yan yana dizip altından da Allah'ın izniyle yavrularını aldığımız videoları Hüseyin'in kanalında mı daha önce göreceğiz? Serbülent abinin kanalında. Bir daha söyle. 15 tane ya da 10 tane diyeyim. Hadi 15 biraz fazla oldu da. Hı. 10 tane tek kalem köpeği dizip altından ürettiklerini gösterdiğimiz videoları Serbülent abinin kanalında mı önce izleyeceğiz, sende mi? Valla Serbülent abinin öyle bir isteği var mı yok mu da beni çok fena hırslandırdınız. Benim kanalımda 2-3 seneye kalmaz. İzleyebilirsiniz. Allah nasip ederse. Ya, köpeğin biri gitti yalnız. Köpeğin biri gitti kardeş. Yapacak bir şey yok daha. Köpek çok. Ama Sivas'tan da bundan sonra köpek almayı düşünmüyorum. Ondan sonra diyeceksiniz ki lan Sivas'tan köpek alıp diyorsun diyeceksiniz. Ondan sonra gittin orada ürettin diyeceksiniz. Ya biz kimseye bir şey diyemiyoruz. Diyorlar Hüseyin sen ne yaptın ettin de konuşuyorsun diye. Hmm. Doğru. Bu konuda diyorsun. Ne kesin yaptın? Kesin. Sen ne yaptın diye eleştiriliyorsun ya. Bugün Kangal Father unvanı olan kişi de kendi kanalında aslında tek kalem niye yapmıyor bilmiyorum. Ben ısrarla istiyor diyeyim halde yapmıyor. Tek kalem köpekleri dizip bunları ürettim. Bak Serbülent abinin Kangal'da kaç senelik bir teşviki mesaisi var. Gönül isterdi ki 5 köpek, 10 köpek tutup anlatabiliyor muyum? Bu ürettiklerini ki YouTube'a da kaç seneden beri video atıyor. Ben atmasını isterdim.
Şu anda da mesela görmek isterdim bahçesinde olanları. Hatta gelip kendi kanalımda video yapmak isterdim. Anlıyor ya musun? Senle o baş başa sohbette hatta dedik ki Serbest abi dedi ki bunu artık bu dedi köpekleri göstermek dedi farz oldu dedi. Ama bir şekilde gidip de oraya çekim yapmak nasip olmadı. O da şundan kaynaklı hep Serbest Özgür'e odaklı gitmektense dur dedim bir frene bastım. Bakın şimdi şeyle söyleyeyim. Ben çok yanlış anlaşıldım. Bununla da sıkıntı yok. Ama benim anlatmak istediğim olay kesinlikle yanlış şahıs değil. Şahıs değil. Sadece bir şey sistem ya da ne onun ismi bir fikir algı nedir? Algı nereden çıkıyor biliyor musun? Nasıl sen o taraftan görünüyor? Şimdi demin arkadaşım biri yorum yazmıştı ya. Karahan'ın altından bozuk yavru. Sen cevap verdin. Ya sen bilemezsin ki. Mal ben sahibi verirsin. Sen bilmiyorum şey deyip geçmen lazım ama. İşte tamam işte ama adam ısrarla soruyor. Kardeşim ben de diyorum ki. Ben adam, bilmiyorum diyeceksin ya. Bilmiyorum kardeşim. Şimdi ama ben keskin bir net bir cevap vermedim bu, o soruya ben. Gösterdi diyenler var. Bana videonun linkini atabilir misiniz? İzleyeyim. Serbülent abinin kendi bahçesinde benim damızlıklarım, yavrularım vesaire diye çektiği bir video varsa ben izlemedim. Bana atın izleyeyim. Var ben baktım. Ben bir şey söyleyeyim. Bak arkadaşım bir tanesi çok söylüyor. Çok güzel bir yorum yapmış. Vallahi buraya sabitleyeceğim. Hoşuma gitti. Birol ile Hüseyin camiye sallayacak. Belki de Sivasların bir pususuna bile maruz kalabiliriz. Gerçekten izlemedim. Samimiyetle söyleyeyim. Var. Serbülent abinin sakladığı da çok güzel köpekler var. Benle ara ara paylaşıyor. Ya güzel ben gördüm. Köpekler. Ama şimdi ben sana Hüseyin abi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bahçeye gittim gördüm hepsini. Ben yani. Nasıl ki objektif tip bir adamım. Allah'ın izniyle kimseden de çekinmem. Yani söyleyeceğimi ortaya söylerim. Nasıl ki bugün Barış Çiçek'in ya da bir başkasının Ahmet'in, Mehmet'in köpeğini eleştirebiliyorsam sana da şöyle bir soru sorayım ben. Ama Allah için diyorum bak. Kesinlikle taraf tutmadan cevap ver bana. Bugün ben Karahan'ı bak canlı hiç görmedim. Sen gördün mü abi? Ben gördüm. Ben de görmedim. Sen görmedin mi Hüseyin abi hiç? Vallahi görmedim ya. O zaman şöyle söyleyeyim sana. Sadece fotoğraflara bakarak ve videolara bakarak alıp kapına baş damızı köpeğin yapar mısın? Kardeş benim... Köpeği karalamıyorum bak kesinlikle. Serbülent abi beni arar belki... Surat yapar belki bağırır şunu, belki daha... Şunu söyleyeyim. Karahan'ı ben buraya başlamızlık yaparım. Ama benim gitmek istediğim ve Kangal'ı görmek istediğim asıl renk boz hafif silik maske dediğimiz o şey var ya. Benim buraya gelecek köpeklerde, dişilerde, erkeklerde hep aynı şekilde olacak. Allah nasip ederse ben o hat üzerinden, o kan üzerinden devam edeceğim kardeşim. Bak burada... Hüseyin peki aldan dişinden erkek köpeğin altından... 6 tane yavruladı. 3'ü hırsız çıktı. Senin istediğin tipte olmadı. Onları ne yapacaksın o zaman? Onları yolla gitsin. Bak şimdi onu, bak, onları, arkadaşım onları, dediğini onları, bak onları çok bildiğim, tanıdığım insanlar. Yürü abi de bilir. Bir köpeğe çekti. 6 yavru verdi. Bunun içinde erkek de olsun, dişi de olsun bazı zaman her enin en iyisi bir tane olur. Tamam. Öbürleri onlara yakın olur. Hadi o en iyisi kırçıl oldu. Senin tarzına uymayan. Onu ne yapacak? Şimdi bak Murat'cığım ben bir şey söyleyeyim kardeşim. Ben üretim deneyimine sahip bir insan olmayarak şunu düşünüyorum. Belki de Allah ya beni yanıltacak. Biz sana soruyoruz. Dinle. Bak dinle. Belki de Allah beni yanıltacak. Bunu bilmiyoruz. Ama ben sadece şu kadar söyleyeyim. Bu iş bu kadar böyle içinden çıkamayacağımız bu kadar hep böyle bir yedi göbek atasını atacak, altından şu çıkacak, bu öyle olacak, bu böyle olacak, bu mutlaka olacaktır bir şeyler ama ben bu kadar zor olduğuna inanmıyorum yani. Bu kadar zor olduğuna inanmıyorum bak. Murat. Ben bu soruyu Akın abiye de sordum, Birol'a da sordum, sana da sorayım. Şimdi çok güzel anasını babasını bildiğim bir dişi geliyor. Doğru mu? Hı hı. Evet. Bir tarafta da anasını babasını bildiğim bir erkek daha var. Bunları eşleştirdim ben. Siz şunu mu demeye çalışıyorsunuz? İlla ki bu köpeklerin altından doğru tipte olmayan kötü köpekler mutlaka çıkacaktır mı diyorsunuz? Tabii ki de kesinlikle. Biz öyle demiyoruz bak. Ben öyle diyorum. Kötü köpek çıkar bak, değil bak. Görüyorsun. Olan kanattığını bilmiyorum. Beraber kanattığını bilmek lazım. Üreteceğin köpeği. Hayır. Kanattı ne kadar temiz olursa olsun illa eksikleri olan, kusurları olan köpek çıkar.
Çıkıyor zaten abi. Normalde de çıkıyor. Kiminin göğsü güzel oluyor, kiminin tipi güzel oluyor. Kimisi ufak oluyor, kimisi geniş oluyor. Yani aynı çizgiyi yakalaman çok zor. Bak gerçek diyorum, çok ya, zor. Arkadaşın dediği doğru. Birol abi şimdi bir köpek yavrunuyor, beş kardeşler. Aynı beş barınak gibi birbirine benzemiyor. Hepsinin farklı farklı oluyor. İçinde bir tanesi daha göze hoş, daha güzel postu oluyor, daha güzel maskesi oluyor. Basarları daha güzel oluyor. Beşini birbirine benzetemiyor ki. Aynen öyle. Peki ben size bir soru sorayım. Yılmaz ben diye size bir soru sorabilir miyim? Hüseyin, Murat abicim, eğer yanlış anlamazsan Yılmaz diye bir arkadaş var. WhatsApp'tan da mesaj atmış bana. Bir yayına katılmak istiyor. Ona bir 5 dakika söz verelim mi? Tamam, tamam. Sonra yine devam ederiz. Tabii uykun yoksa. Evet, tamam. Görüşürüz kardeşim. Tamam. Allah'a emanet ol. Tamam, görüşürüz diye arkadaşlar. İsteklerin arasında hangisi olduğunu görebilmemiz için bir yorum yazarsa arkadaş da dışarıdan birisi olarak katılmak istiyorum dedi. WhatsApp'tan mesaj atmış. Ne yazmış? Yorum yazarsa buraya görelim. Yılmaz'ın Instagram nickini bilmiyorum çünkü. Şimdi şu arkadaşa bir cevap vereyim ben. O kişi bir istek atsın. Şimdi diyor ki heh diyor Hüseyin Bey diyor. Karahan için belki dişiden diyor kaynaklanabilir diyorsun ama neden panterler için dişiden kaynaklanabilir demiyorsun. Ya arkadaşlar vallahi anlamıyorsunuz. Billahi anlamıyorsunuz. Bakın Serdar Özgüray da eğer hep hatalı yavru gören bir dişiyle Karahan'ı sürekli eşliyorsa ve altına sürekli bozuk köpek alıyorsa onu da eleştiririz. Niye eleştirmeyelim? Bizim anlatmak istediğimizi hiç anlamayacaksınız diye çok üzülüyorum ya. Vallahi çok üzülüyorum ya. Hazar Bey var değil mi mesela? Evet. Hazar Bey çok güzel bir köpek ama eksikleri ve kusurları olan bir köpek ve asla merkezdeki köpek olmayacak. Ben de kafamı keserim bak 2 yaşındayken de göreceğiz. İşte ya ben hiçbir zaman Hazar Bey tam merkezdeki köpek olacak demedim. Öyle bir iddiam da olmadı. İşte bak, ama işte bunu anlatmaya çalışıyoruz işte. Eksikleri bana göre çok yakışıklı bir kangal köpeği olacak. Bak çok yakışıklı bir kangal köpeği olacak. Ama merkeze ne kadar yaklaşır ben de görüyorum. Ben de merak ediyorum. Ben abi de bu merkezden ne yani? Ya merkez ne diyorsun? Geçen gün bak, merkeze koyduğu köpekler. Yurt dışına giden zor mu merkez? Hani bendeki köpeği çok beğeniyorlar. Ben de köpek mi merkez? Bana yani bana, benim için merkez sendeki dumanla Zorro merkez bana göre işte işin içine bana göre giriyor ama ya. Ama her köpek onlara benzeyecek diye bir şey yok ki abi. Bağımsız köpekler. Olsun tamam ama bana göre her ikisi de benim merkezde koyabileceğim farklı maskelerde. İşte aslında Kangal'ın bana göresi yok. Çok ve iğne göre. Niye bana gelince bana göresi olmuyor şimdi? Herkese gelince bana göre oluyordu. Bana abi, gelince mi bana göre olmuyor? Bir sakin hayır, olun bak şöyle olmuyor. Bir şey söyleyeyim. Sakiniz ya biz tartışmıyoruz. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi aynı tip köpekleri yakalayabilmen için aynı soyu üretmen lazım. Bak bunu Hüseyin Yıldız çok güzel yapıyor. Bak köpeklerin hepsi birbirine çok güzel benziyor. Mükemmel derece. Sen isim neydi? İsim neydi? Birisi katılma isteği göndermiş de ne demiştin? Yılmaz Bey'di galiba. Yılmaz Asil Türk. Aynen doğrudur. Abi ben bir saniye. Sanırım bir sürpriz yaşayabiliriz. Yaşadık. Ali abi tam bir şey ne oldu? Ali abi hoş geldin. Tam Yılmaz Bey. Yaşamlar Ali abi. Sağ olasın. Abi hoş geldin. Selamlar kardeşim. Ali abi seni bugün çok sert gördüm. Sanki birazdan alayımıza bir ayar verecek gibi duruyorsun. Yok estağfurullah. Ya. Yılmaz Asil Türk yalan mı oldu? Ya evet. Neyi alıp veremiyoruz ya? Prim yapıyoruz. Alıp verip ekonomiye gece can gece prim yapıyorum abi ben. Tartışıyoruz abi güzel güzel yani böyle tatlı, saygı çerçevesi içerisinde. Tatlı tartışıyoruz abi ne güzel tatlı tatlı tartışıyoruz işte. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu kangal işini devlet çözememiş. Siz hiç çözemezsiniz. Devlet çözemez ki zaten. Devletin kangalların anladığı yok ki. Ya işte diyorum sana. Sen ne kadar anlatırsan anlat. Tamam mı? Devlet... Siz hiç çözemezsiniz. Bu sohbet şuraya bağlar. Aytu abinin sohbete bağlar. İyi köpek vardır, kötü köpek vardır da bitiriz bizim iş abi. Ya sen direkt kesilip attın abi. O zaman hiç mücadele vermeye gerek yok. Değil mi? Aynen öyle olması lazım yani. Ya abi ben dışarıdan böyle hani gördüğüm gözde şunu söyleyeyim size. Muhabbeti değiştirir. Yanlış anlamayın bak.
Ayol. Kangal muhabbeti artık tabak tadı verdi. Ne konuşacağız Ali abi burada biz yani? Ne konuşabiliriz ki yani? Kangal sohbetleri. Hepsi kangalcı. Takipten hepsi kangalcı. Ben köpekçi. Kangalcı değilim. Bak. Olacaksın. Güzel bir şey. Hatta güzel olacaksın yani. Tribünleri oynatıyorsanız kangalı konuşun. Ne? Kangalı konuşun. Ne olursak? Tribünleri oynamak istiyorsanız diyor. Ya, tribünleri oynamak istiyorsanız. Hizmet etmek istiyorsak. Bak şu karede herkes ve izleyenler çok iyi biliyor. Tamam mı? Her şeyi. Aynı şeyi sürekli böyle anlatarak bu sizi izleyenlere katkı sağlayamazsınız. Öyle düşünüyorum ben. Göstererek sağlamaya çalışıyoruz Ali abi şu anda. Bundan sonra göstererek sağlamaya çalışıyoruz abi. Doğru söylüyor. Eyvallah. Ona ama şimdi sürekli kangal şöyle olacak, kangal böyle olacak, bilmem ne olacak falan. Muhabbetleri. Köpekçilik boş işler yani. Öyle söyleyeyim. Bizim her görüşe saygımız var Ali abi. Biz yayını izleyen 260 kişiden 10 kişi bu konuda bir ışık yakarsa kendi kafasında diye 10 kişiyi kazanmanın peşindeyiz. Ya sen de haklısın. Ya kangal şöyle olacak böyle olacak demiyoruz ki Ali abi. Yani yanlış anlama, zaten nasıl olacağını herkes biliyor. İşine gelmeyenleri konuşuyoruz biz. İşine gelmeyen bir taraf var. Kendi tarafına çekmek isteyen bir de Ali abi var. Şöyle bir durum var. Bir de Ali abi ben şunu sezinledim. Benim kangalı konuşmam ve benim kangal üretecek olmam gerçekten çok sıkıntılı bir durum oldu bazılar için. Niye oldu bilmiyorum. Ya ben sana konuyu... Abi sesin kesik kesik geliyor. Anlayabilsem bir kurban olayım. Bak. Sen bu işten bir hani böyle kangal işine merak saldın ya. Hı hı. Hiç bulaşma. Gerçek. Hani tabiri bilmiyorum. Yanlış olur mu? Doğru olur mu? Bilmiyorum. İyi prim kasıyorsun yani. Abi ne yapayım prim kasıyorum lan? Bakıyorum yani. Evet öyle evet. Mi? Onun ben farkındayım. Hüseyin abi bak. Birden parladım bak. Şimdi bir şey söyleyeceğim abi. Güzel oldu abi. Ben bir şey söyleyeceğim. Peki Ali abi. Geçen günde Sait abi dedi ki sen dedi amacın ne dedi. Abi peki prim kastımı farz edelim. Bir tane YouTube'da video atıyor muyum? Bir tane bu işleri kavgaya dönüştürüp bir tane ona buna cevap verip abone kasıp para kazanmaya yönelik bir tane benim videom var mı? Yok. Yok. İstesem yapabilir miyim? Yapabilirim. Dün bana malzeme çıktı mı? Çıktı. Kimle alakalı çıktı? Örnek olarak Recep Bayraktar'la alakalı çıktı. Dün canlı yayına katıldık, konuştuk. Hemen akabinde gidip ertesi gün bir Recep Bayraktar'ın ismini kullanıp kangalı anlatıp oradan ben bunu yapmış olsaydım evet primdi. Ben eğer Barış Çiçek'in o küfür dolu videosuna karşılık tutup da ona işte onun takipçilerini izletebilecek videolar yapmış olsaydım bunun ismi prim olabilirdi. Ben nerede yapıyorum? Burada yapıyorum. Niye burada yapıyorum? Konuşacaklarım konuştum. Videoyu da koydum. Daha sonra da sildim. Çünkü niye? Öyle bir video benim Instagram sayfama yakışmıyordu. İzleyen izledi, gören gördü. Ondan sonra misyonu tamamladı. Videoyu buradan bile sildim yani. Şunu anlatmışım. Primden kasıt nedir abi? Nasıl bir prim kasıyorum abi? Nasıl bir prim yapıyorum sence? Ben cevaplayayım mı Ali abi yerine? Bir dakika. Ben Ali abiden çok duymak istiyorum şu anda bu sorunun cevabını. Ben YouTube'dan hiçbir şekilde... Hiçbir YouTube'dan bir tane benim bu kavgalarla dövüşlerle alakalı bir tane videom yok. Bir tane yok. Ben seni konuk aldım Biro, tamam mı? Ben Serbülent abiyi konuk aldım. Akın abiyi konuk aldım. Konu döndü dolaştı. Panterlere geldi. Ben sanki Panter'i eleştiren biriz. Konuyu siz açtınız. Siz tartıştınız. Sanki videoyu ben yayınlıyormuşum gibi oldu. Bugün benim hiçbir şekilde Panterlerle alakalı bir canlı yayın açma şeyim yoktu. Akın abinin canlı yayını devam ettirelim dedim. Murat istek yolladı. Murat'ı aldım. Konu bir anda döndü dolaştı. Panterlere geldi. Ben şimdi şunu anlatacağım. Ben eğer prim kasarak bunu yapıyorsam onlardan da bir kuruş... Ne dedin Ali abi? Ali abi düştü bak. Ben Ali abiyi tekrardan canlı yayına almak için istek atıyorum şimdi. Yılmaz Asiltürk. Kardeşim alacağım seni. Kardeşim mi artık abim bilmiyorum da. Bak şöyle ben şimdi YouTube'a video atmıyorsun ama. Abi he. Instagram'da
takipçi kasıyorsun, insanlar seni tanıyor. La kardeş, takipçi kasıyorum da ben bu Instagram'dan para mı kazanıyorum? 1500 takipçim kimin gözüne battı? Niye batıyor bunlar sizin gözünüze ya? Tamam bak. Kardeş benim 150 bin takipçim yok, kurban olayım. Benim 1500 takipçim var. Siz niye bu kadar herkes böyle Hüseyin bu işe girdi diye bu kadar sıkıntı oldu? Ben anlamadım ki. Pastayı mı bölüşmek istemiyorsun? Harun benim. Bak şimdi ya. Abi 1000 takipçin olsun, milyon takipçin olsun. Ben ya bunlara takla değilim. Evet. Milyonlar seni takip etsin. Mevla Teala takip etmediyorsun. Şimdi yani biz, ayrı konu da abi, ben sana olarak takılıyorum. Şunu diyorum bak. Bir saniye. Instagram dondu şu anda. Bir dakika kardeşim. Şu anda Instagram sayfası dondu. Ne şeyi kabul edebiliyorum ne hiçbir şekilde tak tak tak. Bir tazir saniye sayfayı. Şimdi geldi. Ali abi nerede? Ha, Ali abi tekrardan davet edeyim. Ali abi kendi interneti kötü olduğu için düştü şeyden, canlı yayınlar. Ama tekrardan... Ya yok kardeşim ya. Ali abi atma şansın var mı? Öyle bir dünya var mı? Ali abi seni canlı yayından atmışım da falan. Bak hep bunlar işte pole. Ali abi kaçtı bence sen çok konuşurken abi. Adama bir baskı yaptın. İnternet paketini falan bir yenile gözünü seveyim ya. 5 GB'lık öğrenci paketi yaptırıyorsun, yayından düşüyorsun ya. Telefonu da değiştir abim. Bir abi görüntü ya kaliteni iyi değil yani. İstersen aramızda para toplayalım. Allah. Ne diyeyim? Hayır demem diyorum şöyle abi. Abi peki şöyle olsaydı daha mı iyi olurdu Ali abi? Gitseydim 15 tane kurt yıkan kangal videosu çekip atsaydım, kangalla uzaktan yakından alakası olmayan köpeği atsaydım, kangala hiç benzemeyen köpeği çekip 1,5-2 milyon kişi izleseydim daha mı iyi olurdu abi? Bir dakika. Şimdi benim anladığım kadarıyla yanlış alma. Senle herhangi bir şeyim yok. Ama sen olayın biraz şov kısmındasın. Üretim bandına geç. Ondan sonra canlı yayınları aç. Bangır bangır. Eyvallah derim. Ama şimdi bir de sesi gel Söyle abinin tadından. Siz anlıyor musunuz? Üretim bandına geç dedikten sonrası bende yok. Ali abi ben de üretmiyorum. Ben de üretmiyorum ama konuşuyorum. Ali abi ben de kangal üretmiyorum ama konuşuyorum. Ali gelmiyor Ali abi. Ali abi düştü yine. Ya aslında şunu anlatmaya çalışıyor Ali abi. Üretmediğim bir köpek hakkında konuşmak doğru olmaz diyor ama ben buna katılmıyorum. Kardeş sen niye o kadar çok konuşuyorsun o zaman derim ben de sana. Ben de katılmam. Neden? Çünkü her bilen bir şeyleri yapmak, uygulamak zorunda değil abi yani. Ya kim insanda bir yetenek vardır, iyi bir gözü vardır, iyi bir taklit yeteneği vardır. Bak mesela ben spordan örnek vereyim. Ben yıllarca voleybol oynuyorum. Ama basketi de oynayabilirim. Tenisi de oynayabilirim. Yani. Ya ben inşaatta çalışıyorum. Kafamda iki tane şef var abi. Ben işi onlardan iyi yapıyorum ama ben adam benden daha iyi. Ya şimdi yani yapamıyor ama ben bir şey söyleyeceğim ya. Vedat Milor'u bilmeyen var mı aramızda? Yok ben bilmiyorum. Gurme değil mi? Yani sürekli yiyor ya böyle gidiyor MTV'de böyle gidiyor yemekler yiyor falan filan. Ama aşçı değil. Ama aşçı değil adam ya. Ama gidiyor milletin yemeğini test ediyor. Bu olmamış diyor. Adam ona orada şey mi diyor? Lan sen ne aşçılık yaptın da bunu kötü buldun mu diyor. Yok demiyor ama. Bir de herkes bir yerden başladı. Şimdi sen 2020'de başladın diye örnek veriyorum. Şimdi eksik mi olacaksın? Ben de atıyorum. Abi Akif Metin bugün Kangal of the King miydi? Neydi? Neydi? Öyle bir şey yazıyordu. Kaç yılında başladı? 2013 yılında başlamadı mı? Ya köpeği daha çiftlik olarak 2013'te başladı. Aktif olarak 2013'te başladı. Öyle. Şimdi o yüzden ben bu canlı yayını açarken de ben 2009'da çiftlik kurdum diye Akif'ten daha mı iyi biliyorum? Ben de şey gene dondu ya, baka girdi
Instagram bug'a giriyor arkadaşlar. Gerçek Instagram'da çok büyük problemler var bu konuda ya. Yılmaz'a sürtükle alsın. Ali abi dönebilirsem. Ali abi seviyoruz kesin. Arkasından konuştuğumuz gibi olmasın da bu konuşmalar. Ali abi bir alayım da Ali abi bir bana bir şey söyleyecekti. Üretim safhasına geç dedi. Ondan sonrası bende yok Ali abinin. Ne dedi ben de duyamadım ben Ali abinin. Ya işte kusura bakmayın. Benim herhalde Birol'un dediği gibi işte internetim sıkıntılı herhalde. Allah'a emanet. Ya şimdi konuşmak ayrı bir şey. Hı hı. Gerçekten ben senelerden beri üretiyorum. Tamam abi. Yaşamak ayrı bir şey. Kesinlikle. Bağda değil, dağda göreceğim. Gerçekten bir şey ayrı bir şey. Şimdi hepimiz böyle oturduğumuz yerden rahat rahat konuşuyoruz, ediyoruz. Bak Harun köpek üretiyor, bilmem ne yapıyor. Görüyoruz, ediyoruz. Şimdi Harun yeri geliyor, sağdan soldan beğendiği köpeği alıyor. Onun damızlığını görüyor, ediyor. Şimdi esas önemli olan ne biliyor musunuz? O aldığı köpeği 3 nesil, 5 nesil üretip ondan sonrasını görmek. Esas kesinlikle. Profesyonellik o biliyor musunuz? Kesinlikle. Yoksa burada herkes şeyde Instagram'da, canlı yayında, Facebook'ta herkes ahkam kesiyor. Kangalı şimdi bilmeyen yok. Köpekle uğraşan, Türk çoban köpeğiyle uğraşan herkes kangalı biliyor. Esas zor olan ne biliyor musun? Onu üretmek. Şöyle söyleyeyim size. Çok doğruyorum. Ben belki içinizde çoban köpeğiyle uğraşan daha eski birisiyim. Bilmiyorum. Eğer yani Kangal'da ben gerçekten bir ışık görseydim ben ticaretini yapıyorum. Yani evet. Yeri İyi paralara satıyoruz. Yeri geliyor hediye. Ben bu işte uğraşırdım. O zaman senin dediğinden şu çıkıyor. Ben kangalların damızlık olarak hem tip hem de karakter aktarımlarını tam bilmiyor muydun abi? Seninle kafanla da örtüştü. O bazı benim söylediğim şeyler. Ben onunla uğraşırdım. Uğraşmadım. Ben onu gördüm. Hı hı. Gördüm. Gerçekten gördüm. Aslında şöyle bir şey Kangal, bir el bombası gibi ya sana çok fayda sağlayacak şekilde patlar ya da elinde patlar. Abi genelleme. Abi bir de ben şunu söylemek istiyorum not olarak. Eğer bir gün yarın ben üretime Allah nasip eder de üretime başladığım zaman her şeyin en iyisi diyerek her şeyi çok iyi biliyorum bunlar en iyisi diyerek ya da işte ben bu işi ezelden beridir biliyorum diyerek başlarsam ben bu işe o zaman beni de eleştirebilirsin. Ama ben yapacağım yayınlarda ve üreteceğim şeylerde Akın abideki şurada canlı yayında birebir de sohbet edemiyorken Akın abiyle telefondan bilmem nereden ben Akın abiden ve bu izleyenler Akın abiden üretim şeyinde olsun köpeğin hastalık bakım olayıyla alakalı olsun hiç öğrenemeyeceğimiz hiç, yani yaşayarak öğreneceğimiz şeyler belki şu anda yaşamadan sadece bir pratiğe dökeceğiz. Yaşadığımız zaman uygulaması kalacak. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Ben bu canlı yayınlar... Şöyle yapalım mı? Ali abi bize Kangal'la ilgili üretim deneyimlerini anlat. O zaman daha iyi anlayabiliriz seni. Bakın kardeşler. Bak. Gecenin saati kaç olmuş bilmiyorum. İki. Ben şöyle söyleyeyim. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Kangal köpeğini ben de gerçekten çok seviyorum. Evet. Altının iyi çalışmadığını size şöyle özetleyeyim. Biro, Harun, Hüseyin, iyi dinleyin kardeşim. Bu Kangal köpeği nerede? Sivas'ta ağırlıklı olarak. Sivas'ta değil sadece. Her yer çobanların elinde. Evet. Değil mi? Çobanların elinde. Şimdi o Kangal köpeği 20-30 sene önce benim gibi bir adamın elinde olsa, Harun gibi bir adamın elinde olsa,
Birol gibi bir elinde olsa ona benzer köpekler üretir olurdu. Şimdi kimseyi küçümsemiyorum, yanlış anlamayın. Davarda olan köpekte maalesef şöyle bir durum söz konusu oluyor. Neyin neyle eşleştiği belli değil kardeşim. Davardaki esas sıkıntı bu. Olay bu. Tamam mı? Şimdi baktığın zaman gerçekten Kangal köpeği Akın Tülübaş'ın elinde olsaydı Kangal şu an stabil, aynı ayarda yavruları veriyor olacaktı. Veyahut Ali Tuna'nın elinde olsaydı o şekilde veriyor olacaktı. Niye? Doğru bildiği bir şey var. O yönde bu dişiyle bu erkek birbirine uygun, fenotipleri uygun. Bu kangal dişi birbirine çekip devam edecektir. Ama maalesef Kangal'da abi bakıyoruz Kangal üretilmeyen bir köpek, bulunan bir köpek. 3-4 aynı stabilde yürüyen bir köpek değil. Bunun da sebebi, müsebbibi, yanlış anlamayın. Belki birileri bana burada hakaret edecek. Abi ona çok dikkat etmeye çalışıyorum şu anda. Sen eğer... Çobanların elinde olan köpek olduğu için, tamam mı? Çok eşleşmelere dikkat edilmeyen bir köpek olduğu için, sadece kurtçuluğu, sadece sürüde durduğu için, sadece koyuna sahip çıktığı için, eşleşmeler yapılan köpek olduğu için, şu anki Kangal'ı çıkartma mücadelemiz bu şekilde. Çıkmıyor. Ha gerçekten bu şekilde aynı stabilde çıkan köpekler var mı? Vardır ama çok az. Yüzdesi çok az. Ben şimdi bu konuları Birol'la daha önce konuştum. Şimdi ben tam telaffuz edemiyor olabilirim. Ama gerçekten şöyle söylüyorum. 30 sene önce, 20 sene önce bu köpekler elimde olsaydı şu an çok daha farklı yerlerde olurdu. Ben bu köpeklerde kanga tarifi çizilmiş ve hatları dar bir kalıpta çizilmiş bir köpek için ben söyleyeyim. Ben kralını çıkarırım. Bak açık söyleyeyim. Köpek konusunda. Neden ben girmedim bu işlere? Neden girmedim? Çünkü sıkıntılı abici. Yani şimdi Kangal konusunda konuşuyorsunuz ya, ediyorsunuz ya. Kangal şöyle olacak, böyle olacak bilmiyorum ne. Ya konuşuyoruz. Sadece muhabbet ediyoruz. Başka bir şey yok. Tabii müdahale yapabilir miyim abi? Buyur kardeşim. YouTube'da da bunu yayınlayacağım diye söylüyorum. Mesela Altınyayla bölgesindeki üreticilerin aynı senin dediğin gibi 5-6 seneden beri bilinçli soy ve karakter takibi olarak yapmış oldukları üretimler var. Köpekleri de çekeceğim, atacağım. Aslında doğru üretimden Kangal köpeği çok kısa sürede hop diye böyle toparlayabilecek bir köpek. Bunu da orada gördüğüm için söylüyorum. Yani 30 seneyi, 40 seneyi almayacak Kangal köpeğinin fenotipinin daha merkezci olması. Bence en fazla 2-3 batımlık doğru bir çalışmayla çok rahatlıkla tipi oturtulabilecek bir köpek. Abi tipi oturmuş köpeğin zaten de işte farklı bölgelerin köpekleri birbirine benzemiyor. Anladın mı yani? Bir altın yaylayla bir gemerin köpeği lazım, birbirine benzemiyor. Tüyü benzemiyor, hani kafası benzemiyor, daha geniş oluyor. Yani bunları tam merkezci yapabilmek için bir zoro çıkarmak değil. Zoro'yu çıkarabilmen için senin en az bir 5-6 jenerasyon ileri gidebilmen lazım. Kendi köpeklerine, kendi arasında soy yapman lazım ki birbirlerine benzesin köpekler. Aleykümselam. Serbile duruyorum ya. Bu benim görüşüm yani. Ben abi bak dışarıdan çok köpek alıyorum. Birol. Efendim abi. Daha önceden de bunu konuştuk. Belki de kapsal denen köpeğin çizilmiş o çizgi var ya, belki de teknik bir gen. Hani bu, evet katılıyorum. Tam merkezdeki köpekler, tam merkezdeki köpekler bence de çekinik bir gen. Ama 7-8 puan, 5-6 puanlık köpekleri her yerde bulabiliyorum. Kesinlikle evet. Öyle.
Ya lafı ortasından konuşmak gerekiyor. Şimdi bak bu konuda yaptığın yorumun altına imza mı atmak gerekiyor. Bu doğru bir yorumdu abi. Ne dedi Ali abi, ben anlayamadım. Ben anlamadım ya. Ali abi ne dedi? Doğru yorum dedim. Ben anlamadım bir şey. Ali abinin interneti de kötü ya. Bugün mesela bizim mükemmel tip diye bahsettiğimiz köpekler diyor ki bana göre çekinik bir gen. Belki daha orta tipe sahip köpekleri çok daha kolay yakalayabiliyoruz. Ama tam merkezdeki köpeklerin çıkışı çok daha zor diyor. Doğru mu? Evet bak? Kesinlikle doğru söylüyor. Hepimiz ona katılıyoruz ama benim demek dediğim de şu abi zaten. Belki de bu kadar çok zor yakalandığı için ve gerçekten üretilenlerin yanlış yaptığı için ya da çobanların bu işlere üretim şeyine çok değer vermedi, yani değer derken çok vakit ayıramadıkları için belki de zaten hayır, bu kadar çok konuşuluyor olabilir mi abi? Çoban için bu köpeğin karakteri önemli. Tamam şimdi bak şimdi bir ol. Çoban diyelim ki elinde bir dişi var, tamam mı? Davara gitmek zorunda. Dişi kızana geldi, doğru mu? Çoban şunu yapabilir mi? O köpeği 5 gün boyunca, kızan boyunca, 10 gün boyunca o köpeği bir yere kapatıp eşleyeceği erkek köpekle, davara giden diğer erkek köpekle onu kapalı bir alandan çıkartıp, örnek olarak veriyorum, çıkartmadan davarını gütme şansı yoksa bu köpek, kızandaki köpek çıkacak. Belki kafasındaki istediği köpek değil de başka bir köpek atlayacak buna. Şimdi burada çoban başaramıyor bu işi. Örnek olalım. Çok... Ya başarıyor. Götüren de var, götürmeyen de var. Şimdi hepsi için demiyorum bak. Hepsi için demiyorum. Çiftlik sahipleri için de bunun imkanı olan çiftlik sahipleri de ticari kaygılar olduğu için her köpeğe eşliyor diyelim kızan mesela ya da biraz daha büyüsün, biraz daha kafası büyüsün diye yanlış tam böyle merkezdeki köpeğe eşlemiyor diyelim örnek olarak. Ya da elindeki köpeğe atlamıyor, geliyor orada lan diyor bu kızan diyor boş geçmesin diyor, tutuyor başka bir köpeğe geçiyor. Nasılsa diyor bunun altındaki diyor bütün enikler diyor kangal atıyor diyor, kimle eşlesem kangal. Adam da öyle düşünüyor olabilir. Şimdi ne? Bak. Bir bomba daha söyleyeyim. Söyle abi. Belki hiç sıkıntı yok. Ben bildiğim doğrudan hiçbir zaman eğer bu kangal köpeği bizim en eski bildiğimiz köpekse dominant bir köpek olması lazım. Bu tip. Tamam mı? Neyle eşleşirse eşleşsin. Kendini vermesi lazım. Kendine benzemesi lazım. Bir şekilde. 7 yavrunun 3-4 tanesi kendine benzemesi lazım. Dominantsa. Tamam mı? Ben bilimsel olarak konuşuyorum. Eğer benzemiyorsa gene benim tezim doğrudur. Kim ne derse desin. Bak. İstediği hayali kursun. Çekinik bir gen. Kesinlikle ve kesinlikle yani. Peki bir arkadaş... Eğer dağda taşta kayaların altından bulup kangal üretilmesi zor bir köpek. Bak. Tekrar altını çiziyorum. Eğer basit bir köpek olsaydı ben şu an onunla uğraşıyor olurdum. Hani diyeceksiniz ki Ali abi sen çok basitçi bir adam mısın? Değilim. Ben zoru seviyorum. Neden, neden biz bunları çok nadir buluyoruz durumu bu zaten? Diyorum ben size yani. Madem en eski bildiğimiz hani Malakta gördüğümüz zaman bundan önce bir 10 sene 15 sene öncesinden kuyruk tutanı gördüğümüz zaman ya ne güzel kangal diyorsak ya neden bu Yurusev için belirlemiş bu o